İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği'nin Türkiye'nin şartsız desteğiyle yürüttüğü Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi kapsamında kontrol ve teşhisin önemi anlatılarak kadınlar meme kanseri konusunda bilgilendirildi. Bu proje özellikle deprem sonrasında bu 11 ilde meme kanseri üzerine erken tanı konusunda özellikle buna ulaşımı güç hasta grubunda bilgilendirme yapmak üzere oluşturulmuş tamamen gönüllülük esasına dayalı bir proje. Bu proje sayesinde meme kanserinin erken tanısı için gelen hasta grubu veya hasta adayı insanları bilgilendirerek ve bunların çevresine bu bilgileri yayarak nasıl faydalı olabiliriz? Bu konuda planlanmış bir proje. Bu projenin önemi şu, eğitim verirken aslında meme kanserinin oluşurken erken tanınabildiği, hatta oluşmadan önce, kanser öncesi evrede tanınabilirliğini anlatmak ve bu sayede erken tanı sayesinde bilgilendirilmiş toplulukla insanları buna katılımı, işte keteme veya erken muayene, yıllık hekim muayenesi için gelmelerini sağlayarak erken tanı sağlayıp erken tedaviyle bu hastalıkta kurtulabilir. Yani kanser algısı toplumda nasıl kanser oldum, işte bitti hayatım, artık sondayım algısı var. Aslında bunu yıkmak üzere yapılan bir organizasyon. Çünkü meme kanserinde biz erken tanıyla bu hastalığın tamamen tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu biliyoruz. Gaziantep 4. ilimiz. Daha önce Hatay'da, Antalya'da ve Trabzon'da bu eğitimleri gerçekleştirdik. Yaklaşık 1000 kadına eğitim verdik. Ve yine o civarda kadının da başta meme kanseri olmak üzere ketemlerde ulusal tarama programımızda meme kanseriyle beraber rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri taramaları da mevcut. Bu konularda da gittiklerinde kadınlar bütün taramalarını yaptırabildiler ve sonra tekrar onları evlerine bıraktık. Meme kanserinde erken tanı şu yüzden önemli. Bildiğiniz üzere kadınlarda en sık görülen, ki artık dünyada akciğer kanseriyle yarışır durumda, dünyada bütün insanlarda en sık görülen kanser türü maalesef meme kanseri. Bugün dünyada, Türkiye'de 7-8 kadından birinin meme kanseri olma riski var. Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır. Bunu biliyoruz hepimiz, artık bunu ezberledik. Ama bunu bilmek yeterli olmuyor. Aynı zamanda harekete geçmek gerekiyor. Kadınların ayrı kendi kendine meme muayenelerini yapmaları gerekiyor. Yılda bir kere ultrasona gitmeleri gerekiyor. 40 yaşından sonra Ulusal Kanser Tarama Programı'na göre 2 yılda bir, ama biz bunun yılda bir olması için de zaten çalışmalarımıza devam ediyoruz, mamografi çektirmeleri gerekiyor. Çünkü gerçekten meme kanseri, eğer erken tanı şansı kaçırılırsa, maalesef hayatlara mal olabilecek bir hastalık. Ama erken tanısı mümkün bir hastalık olarak zamanında teşhis edilirse de kadınlar tedavilerini olduktan sonra sağlıklarıyla hayatlarına devam edebiliyorlar. Biz de bu yüzden çok önem veriyoruz bu tür eğitimlere. Özellikle sosyoekonomik açıdan bu hizmetlere ulaşıma güç olan kadınlar için bu eğitimlerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hedefimiz şu an deprem bölgesinde ihtiyaç sahibi kadınlara ulaşmak. Buradaki eğitimden sonraki ilk hedefimiz Adıyaman. Ama bu işin bir çarpan etkisi var. Yani eğitimi alan kadın komşusunu anlatabilir, kendisi taramaya gittiğinde komşusunu anlatabilir, kızını anlatabilir, annesini anlatabilir. Yani biz 1000 kadın eğitim veriyoruz ama bu çarpan etkisiyle belki de 8000, 10000 kadına ulaşacaktır. Tabii ki Türkiye'nin her bölgesinde, her ilinde kadınlara ulaşmaya çalışacağız. Bugün hedefimiz 250-300 arası bir kadının gelmesi eğitime. Sonrasında da tabii ki bu kadınları KETEM adını verdiğimiz tarama merkezlerine ücretsiz servislerle götürüp taramadan geçireceğiz. Şu an 40 yaş üstü kadınların bir senede bir, senede bir kere bu taramadan geçmesi gerekiyor aslında kendi kontrolleri için, kendi
öz bakımları içinde. Kanser hakkında bilgi sahibi olmak, bilinçlenmek ve dolayısıyla erken tanı almak gerçekten çok önemli. Ama az önce Aslan'ın da bahsettiği gibi sizin de sınırlı kalmıyor aslında öğrendiğiniz bilgiler. Evde eve gittiğinizde kızınızla paylaştığınız, belki annenizle paylaştığınız, komşunuzla paylaştığınız gerçekten çok önemli, çok kıymetli olacaktır. Bu sayede gitgide büyüyen bir bilinç düzeyi ve eğitim farkındalığı da olabilir diye düşünüyorum. Burada tabii ki sizlere bazı önemli bilgiler vermeye çalışacağım. Konuşmanın sunumun sonrasında sormak istediğiniz, sunumla ilgili kafanızda soru işaretleri oluşturan, tasarladığınız tüm soruları açığız. Burada hem dernek çalışanları, yöneticilerimizle birlikte istediğiniz şekilde, istediğiniz soruları rahatlıkla sorabilirsiniz. Şimdi meme kanseri nedir? Meme kanseri için ne biliyoruz? Meme kanserinin şu an hem ülkemizde hem dünyada en sık kadınlarda gördüğümüz kanser olduğunu biliyoruz. Kanser öncesi bizim yakaladığımız gruplar. Bunlar bu grup hiç bu hastalığa bulaşmadan, bu hastalığın ismini dahi almadan bu hastalıktan kurtulabiliyorlar. Şimdi erken tanı için gecikmede bazı tabii ki nedenler var. Bu şekilde yanlış tabular var. Bunlar bana gelen hasta popülasyonunda bekleyerek gelmiş hastaların birçoğundan duymuş olduğum cümleler. Muayene etmemiz gerekiyor. İnsan kendi bedenine dokunarak tanır. Kendi memenize dokunarak tanırsınız. Ki dokunmadan, ayna karşısında bakmadan buradaki oluşabilecek farklılıkları tanımamız mümkün olmuyor. Çevremizde bu konuda buradan aldığımız bilgilerle bilinçlendirmek olmalı. Göstermemiz gerekiyor. Bazen de işte kırsalda yaşamak, az nüfuslu yerde yaşamak yine ulaşım güçlüğü oluşturabiliyor.